yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda bugün çok kıymetli bir konumuz var. Ömer Faruk hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Allah razı olsun, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz i̇nşallah. hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, Rabbim bizi kırmadınız. Rahmet, afiyet versin. Allah razı versin. olsun hocam. Estağfurullah. Eyvallah. İnşallah. Programımıza başlayalım hocam yavaş yavaş inşallah. Evet buyurun. Hocam, tarihsel süreç açısından Müslümanların medrese geleneğini sizlerden bir dinlemek istiyoruz. Çünkü bu hususta bir takım bilgi eksiklikleri var. Tarihsel olarak bunu belki anlatmak, evet. bu işin hikayesini de dinlemek izleyicilerimiz açısından güzel olabilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Şimdi tarihsel süreç açısından medreselerin tarihçesi geleneği, bu gibi konular koca üzerine tezler yazılmış, evet. e, kitaplar yazılmış, çalışmalar yapılmış konular. Yani bizim 5 dakikalık bir vakit evet. e, vakit sürecinde bunu özetlememiz bir hayli zordur. Ama çok kısa ana hatlarıyla geçecek olursak yani medrese geleneği bizde İslam tarihi içerisinde çok kadim bir gelenektir. Eski tarihlere kadar dayandırılır. Bu konuyla alakalı yapılmış çalışmalar genellikle Abbasilerden başlatır işi, Halife Me'mun döneminde özellikle tesis edilmiş olan Beytül Hikme gibi bir takım medreselerden bahis yapılır. Ama tabi bunlar çok böyle göğsümüz kabara kabara bahsedeceğimiz, tarihçesi olarak çok iyi notlarlanabileceğimiz şeyler değil. Çünkü nihai olarak belki kısmi anlamda, belki bazı faydalı çalışmalar yapılmış olsa da tercüme faaliyetleri adı altında, Yunan felsefesinin özellikle İslam alemine e, taşınması ve İslam aleminde de İslami fırka adı altında, tıpkı Mu'tezile'de olduğu gibi diğer fırkalara tesir eden, diğer fırkaları etkileyen bazı görüşlerin, yanlış görüşlerin felsefe adı altında ortaya çıkmasına neden olmuş olan faaliyetlerdir diyebiliriz. Fakat sonrasında tabii e, medrese geleneği böyle devam etmemiştir. Mesela, özellikle Türkistan bölgesinde Karahanlılar Devleti'ne baktığımızda orada tesis edilmiş olan medreseler. Ondan sonrasında tabii geliştirilen Gazneliler tarafından mesela Gazneli evet, Mahmud'un Gazne'de evet. tesis etmiş olduğu görmüşsünüzdür evet, mutlaka evet. ziyaret ettik. Oradaki medrese ve o dönemde tesis edilen medreseler. Sonrasında işte daha ziyade Samanilerin Özbekistan tarafında yapmış olduğu medreseler ve orada yetişen o ilmi gelenekte yetişen birçok ilim adamları var olmuştur var ola gelmiştir bu medreselerde tabi itikadi olarak da mesela maturidilik hı hı. E, o dönemlerde Ondan sonra diğer bölgelerde işte eşarilik e, ve İslam itikadını muhafaza adı altında ehl sünnet itikadını hı hı. daha sistematik bir hale getirmek bu medrese gelenekleriyle oluşturulan medreselerle hı hı. mümkün olmuştur ve Özellikle Özbekistan tarafı, Horasan bölgesi, Mısır taraflarında o dönemlerde, Bağdat, önceki böyle. ve sonraki dönemlerde ise tesis edilmiş olan medreselerle Hanefilik ve işte Bağdat'ta Hanbelilik, evet. sonrasında işte Mısır tarafında Şafilik gibi bir takım işte Medine bölgelerinde evet. ve Hicaz bölgesinde işte Maliki mezhebinin ve diğer bölgelerde işte dört hak mezhebin e, yaygınlaştırılması, devam ettirilmesi, insanların amel etmesi, topluma öğretilmesi, sistematik bir hale getirilmesi. Bütünüyle işte bu tarih boyu devam eden medrese geleneğiyle olmuş olan bir şeydir. Ama medrese dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen bir dönem var hocam. Yani gerçekten diyebiliriz ki bu dönem, bu devlet e, medreseye apayrı bir önem vermiş elbette ki onlar da Büyük Selçuklu devletidir. Evet. Ee, Osmanlı tabii ayrı evet. son dönem evet. itibariyle evet. ama başlangıç itibariyle söylemek gerekirse evet. Selçuklu gerçekten evet. bu hususta milat olmuştur diyebiliriz. Ehl-i evet. sünnet itikadının ve ameli mezheplerinin tesis edilmesi ve mezhep yani medreselerin daha böyle sistematik bir halde olmasının bugüne, neredeyse... Bugüne uzanan medrese geleneğinin belki işte, de tabii, e, en önemli... Onun için e, Yani öncekileri saydık zaten. Evet. Ama o dönemde var edilen, oluşturulan medrese Hı. sistemi apayrı bir şey. Yani işin diyelim parlama evet. noktası diyebiliriz. Aynen. Özellikle de Sultan Alparslan döneminde Hı. ve sonrasında Melikşah'ın ikisinin de vezirliğini Hı. yapmış olan malum Nizamül Nizamülmülk. Evet. Onun tesis ettiği nizamiye medreseleri. Burada birçok insanlar Cüneyi rahimehullah'tan tutun İmam Gazaliye varıncaya kadar insanlar büyük alimlerimiz dersler vermişler ve bu büyük alimleri yetiştirmiş olan bir gelenekten bahsediyoruz. O dönemlerde biliyorsunuz yaygın olan bazı fırkalar var. Mesela evet. batınilik, evet. Bunlardan bir, bir tanesi tevleti. işte Karmatilik, Şii'nin evet. farklı evet. Şia'nın farklı kolları. Ondan sonra felsefeciler bir taraftan Evet. E, yaygınlık kesbediyorlar. İşte İsmaililer falan derken İmam Gazali dönemini düşündüğümüzde e, birçok akidevi fırkayla işte mücadele, mücadele edilmesi gerekiyor o dönemlerde. Peki nasıl böyle güçlü kalemlerle bu kadar farklı batıl fikir akımları bastırılabilmiştir? Bağdat o zaman düşündüğümüzde hı hı. Büveyhilerin işgali altında. Evet. ilmin merkezi o dönemde gerek e, öncesinde işte Tuğrul Bey'in kılıçta olan mücadelesi ve sonrasında İmam Gazali Rahimehullah'ın kalemle, kalemle olan adam, mücadelesi yani. bütünüyle Ehl-i Sünnet'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Eğer evet. o kadar müesses oluşturulmuş, bu kadar bugünkü e, tabirle profesyonel bir yapılanma, örgütlenme olmasaydı bu kadar ciddi İslam'ın doğrudan özüne yönelik taarruzların defedilebilmesi, püskürtülebilmesi ne? inanın ne? mümkün olmazdı ha. Tabii ki İmam Razi Rahimullah'ın ifade ettiği gibi e, yani Allah Teala her dönemde e, bu işin üstesinden gelecek olan dağına göre karderler ya. Alimler evet. yaratmış, sebepleri evet. halk etmiştir ve Ehl-i Sünnet itikadı muhafaza edile gelmiştir. Ama Nizamül Mülk'ü burada mutlaka medrese dendiğinde elbette ki almamız gerekir nizamiye medreselerinde. Bir de hocam belki de bu medrese medrese denilen kavramı sadece düz okul olarak düşünüyoruz bugünlerde. Ama öyle biliyoruz ki bu nizamiye medreselerinden Ve sonra yetişen sonra öncesindeki medreselerde evet, 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 tabii tabii tabii. Bu nizamiye medreselerinden birçok devlet adamı da yetişmiş, birçok komutan tabii, tabii. da yetişmiş. Belki buralara da değinmek lazım. Yani es siyasetü tarzında dersler okutulmuş. Evet. Ondan sonra işte edebu dünya ve Din tarzında dersler okutulmuş. Ondan sonra el ahkam Sultaniye İmam Maverdi'nin mesela bu tarz dersler medreselerde okutula gelmiştir. Yani şer'i siyaset nasıl olmalı? Devlet adamı nasıl olmalı? Bir İslam devleti kurulduğunda kitaplarda okumuş olduğumuz o fıkhi hükümler, akidevi hükümler toplumda nasıl uygulanabilir? Toplumun sosyolojisini bilmek örfünü bilmek bu gibi hususlar medreselerin konularıydı dediğiniz evet. gibi. Ha yani günümüz itibarıyla tabii medrese çok badirelerden geçtiği için neredeyse Allah demenin yasak olduğu bir dönemlerden gelerek tamamen Arapçanın iptal edilmiş olduğu, yasaklanmış olduğu dönemlerden geçildiği için Bayram hocam derdi bizim üzerimizden çok dozeller geçti derdi. Aynen öyle. Bu dozerlerden sonra tabii böyle bir ihya hareketi belki oldu. Ee, belli şeyler okutuluyor bugün medreselerde. Hı. Bu kadar belki güç getirilebiliyor. İmkanlar Hı. bu kadar. Tabi bu imkanlar da elhamdülillah gün geçtikçe gelişiyor. Gelişiyor çok. Şükür. Ama eski medreseler böyle değildi. Evet. Şimdi bunun bir parçası olarak da değinmiş olalım. Osmanlı döneminde de Akeza mesela işte İznik'te tesis edilen Orhan Gazi medresesinden evet. tutun. Sonrasında işte Murat Hüdavendigar dönemindeki medreseler ve asıl medresenin Osmanlı dönemindeki de parlak dönemi diyebileceğimiz Sultan Fatih dönemini düşünelim. Çünkü bugün medrese tarihçesiyle alakalı yazılmış olan eserler de özellikle Sultan Fatih dönemindeki müfredata, müfredatlara yapılan işte derslere falan verilen bazı işte okutulan kitaplar evet. falan bunları incelerler. Yani şimdi bir seman medresesini düşündüğümüzde Tabii. Fatih Camii'nin oradaki Orada sadece şerai ilimler okutulmuyor. Tabi. Onun yanında coğrafya var, evet. efendim fizik var, işte astronomi var, birçok dallarda yetişmiş mimarilikle alakalı dersler var. Yani medrese bütün bu ihtiyaçları giderebilen bir yapıdaydı o dönemlerde düşündüğümüzde. Sonrasında da böyle devam ede geldi. Yani bugün mesela yeni ilmi kelam dönemini falan okuduğumuzda çok ciddi kalemlerle karşılaşıyoruz. Adamlar Batı felsefesini falan da biliyor. Mesela diyelim hı hı. bir Ahmet Naim Efendi az adam mıdır? E elbette değildir. Ondan sonra Hüseyin Elcis gibi adamlar, hı hı. sonrasında işte Filipeli gibi e, kalemler e, gibi gibi yani çok daha Mustafa Sabri Efendiler, Şeyhülislam Mustafa e, Muhammed Zahid El Kevseri rahimehullah. Yani bu adamlara baktığınız zaman hepsi farklı yönlerde çok teşekküllü adamlar. Çok doğru. Ama çok aklımıza dolandı. şu geliyor. Çok hızlı geçtik oraları. Hı hı. Yani bu teşekkülü, bu kadar e, geniş çaplı olabilmeyi nasıl elde etmişler? İşte bu da Osmanlı'da var olan medrese kültürünün ve eğitim faaliyetlerinin sönük dönemde bile olsa bugüne nispetle ne kadar kaliteli olduğunu gösteren bir şey. Evet. Adama evet. bakıyorsun Muharir Adam, Sırat-ı Müstakim'de yazıyor, işte Beyan-ı Hak'ta yazıyor, birçok yerlerde yazıyor. O dönemin meşhur dergilerinde falan. Evet. Almancası var, Fransızcası var, İngilizcesi var, birçok dili var, Farsçası var, Arapçası var falan. Hani bugün çokça fazla övünülen, üç dili olan adam evet, işte entelektüelliğinden evet, evet. geçinmiyor. Halbuki o zaman için bu. çokça fazla dil bilen, garbın felsefesine de hakim olabilen ama ayakları sağlam yere basan, evet. akidesini savunabilen, müdafaa edebilen, İslam'ın hakikatlerini onların yüzlerine haykırabilen yüzler görüyoruz. E bu bizim medrese geleneğimizin Güçlü olması sayesinde olmuş bir şeydir. Evet, İnşallah evet. bu güç daha da artarak bu günlerde devam eder. Biz i̇nşallah. o geleneği hiçbir zaman unutmayalım inşallah. inşallah. Zaten bu programlardaki amaçlar, bu programlardaki konuşmalar da sadece e, o eski yad edip bir hamaset havası oluşturmak değil. Belki bu programı izleyen medreseli gençler e, ya biz bugünlere geri dönebiliriz. E, bu e, gücü tekrar elde edebilir. Yani keşfi yaparak bazı evet. cedid yapmaya evet. çalışmak. Yapmaya çalışmak. Evet. evet. Aynen evet. öyle hocam. Evet. Tam bu noktada o, o soruya da gelmiş olalım. Yani gençler için medresenin önemi ne? E, aileler çocuklarını neden medreseye vermedi? Yani bu. Şimdi burada tabii soru var. medrese geleneğinden ziyade farklı bir noktaya evriliyor. Hı hı. Niçin? Çünkü günümüzde Medrese hani çok klişe bir ifade olarak bazen kullanılıyor. İşte Nuh'un gemisidir. Kur'an kursları için, medreseler için ifade ediliyor ama bunu böyle deyip geçtiğimiz bir cümle olarak değerlendirmeyelim. Gerçekten böyledir. Evet. Yani bakın etrafta akide tufanı var. Gençlerin evet. imanı çalınıyor. Deizm, ateizm, agnostiklik adı altında ortamlarda, sosyal ortamlar, sosyal medya, farklı faktörler, okullardaki ortamlar veilen eğitim sistemindeki maalesef bugünkü durumumuz, işte dini şuurun verilmemesi gibi gibi durumlar, birçok durum var. Burada bir çocuk, ben oturup düşündüğüm zaman da hepimizin çocuğu var. Nasıl imanını muhafaza edecek? Bizim yaşama gayemiz imanımızı muhafaza etmek değil. Mi? İslam evet. için yaşamıyor muyuz? Akidemiz için yaşamıyor muyuz? Evet. Nasıl muhafaza edecek? Bu ortamda. Bu ortam. çocuk daha iman raddesinden geçecek. Ondan sonra bir de ve murahhileke bis-salati vastabiru aleyha, Ehline ailene namazı emret sen de istikamet üzere daim ol diyor. Öyle buyuruluyor değil mi ayet kerimede? Evet. Yani namazsa gelecek. iş iş ameli boyuta gelecek. Oruçtur, zekattır vesaire diğer hususlara gelecek ve böyle devam edip gidecek. Bunları nasıl başaracak? Onun için bugün medresede verilen eğitim. Bunlar profesyonel konular, biraz teknik konular evet. diyelim tabi evet. caizse. Ama ikinci soru işin çehresini biraz değiştirdi. Yani biz geçmişte ecdadımızın vermiş olduğu eğitimin kalitesini bir daha bir yandan konuşurken evet. bugün bir yandan medreselerin birer sığınak olmasını da konuşmalıyız evet. hocam. Evet. Yani Çünkü bugünkü konjektürde maalesef o, o, o başka bir geliyor. ihtimal evet. yok. Bu çocuklarımız evet. dinini öğrenmeli. Dinini öğrenmekten maksat da şu değil. Adam diyor ki ben program aldım işte televizyondan şunları şunları öğretiyorum işte bilgisayardan ö değil. Evet. Dinin öğrenmekten maksat Efendimiz sallallahu aleyhi ve çocuk terbiyesini anlatırken de buyuruyor. Eddi bu evladekum ala thalati hisal. Çocuklarınızı üç haslet üzere yetiştirin. Bunlardan birincisi ne? Hubbi Peygamberinizi sevdirin. Sevdirmek evet. çok önemli. Bu medresede olacak bir şey. Evet. O edebi almak, o ahlaka bürünmek, oranın evet. e o efendim Kur'an'a, sünnete yönelik olan Allah Resulü şöyle buyurdu dendiğinde e, orada ellerin bağlanması ve tazim gösterilmesi şeklindeki o davranışı, o evet. sevgiyi, o ahlakı, o edebi öğrenmesi lazım çocuğun. Yani Dinini muhafaza etmesi Havasını teneffüs eden çocukta bile Mesela, bir değişiklik görebiliyoruz. Tabii. Bugün yani. onun için medreselerin en evet. önemli misyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ondan sonra eğitimi konuşuruz. <laughs> Eyvallah. Yani medreseler ]ciğim. ileriki safhaya götürülebilir mi? Daha farklı... Dersler verilebilir mi falan. Bütün bunlar konuşulabilecek hususlar Ama tabii. Temelde bu Ama mesele. temelde şu evet. anda zaruret olarak gördüğümüz ve hani ikinci bir ihtimal olarak başka bir şeyi göremediğimiz bir husustur bu. Peki hocam tam buradan alıp konuyu başka bir coğrafyaya taşısak. Evet. Bugün Türkiye'de elhamdülillah e, her mahallede hemen hemen e, Efendi Hazretlerinin de belki e, gösterdiği Hedef hedefle bir medrese var diyelim mahallede olmasa bile iki mahallete İlçede, de bulabiliriz o evet. de bulabiliriz elhamdülillah bir şekilde ülkemizde medreselerin sayısı arttı talebelerin sayısı belki arttı her ne kadar demiş olduğumuz bazı zorluklar vesaire olsa da bu medrese sayısı arttı bugün çocuğumuzu bir medreseye göndermek istesek evladımızı bir medrese bulabiliyoruz kendimize evet. belki onu gönderebiliyoruz. Siz bölgelere de gitmiş bir hocamız olarak Afrika'da çok dolaştınız, çok gördünüz evet. belki. Oralarda maddi imkanlar kısıtlı, coğrafi koşullar biraz daha zor. Afrika'da ve Asya'da bulunan medreseler oradaki bölge halkı için ne ifade ediyor? Siz buna şahitlik de ettiniz. Evet, güzel bir soru. Neden bu medreseler ve mescitler buralarda Şimdi daha çok açılıyor? Ben orada İddef'in bünyesi altında gitmiştik, aracılığıyla gitmiştik. Yani orada yapılan faaliyetleri, defin medreselerini vesaire falan gördüğümde, bizatihi müşahede ettiğimde gerçekten çok farklı duygulara e, büründüm. Çünkü hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle leysel haberu kel bir şeyi haber vermek, anlatmak, görmek gibi değildir. Gördüğünüz zaman evet. ha, iş daha farklıymış diyorsunuz. Daha farklı duygular sizi kaplıyor. Şimdi mesele şu. Kur'an-ı Kerim bize aslında çok önemli bir toplumu inşa etmekle alakalı çok önemli bir düstur vaz ediyor, koyuyor. O da şudur. Estağfirullah. Huve enşe'ekum minel ardi ve sta'merakum fiha. Bu ayeti kerime aslında toplumu nasıl İslam'ın, Müslümanların, ulemanın, alimlerin, işte devlet başkanlarının, müslüman devlet başkanlarının İslami idare altında nasıl inşa etmesi, şekillendirmesi gerektiği ile alakalı güzel bir husus içeriyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? O sizi topraktan yarattı ve istemarakum fiha. Ve o yeryüzünü imar etmenizi sizden istedi. Burayı tefsir ederken İmam Maturidi çok enfes bir cümle kurar. Der ki tevilatında. Cealekum ummaral ardi ta'murunaha li ma'adikum Ne demektir yeryüzünü imar etmesiniz, etmenizi sizden istedi? Ce'alekum ummar ard. Sizi yeryüzünün imarcıları kıldı diyor. Yani bu bu demektir. Hı hı. Rabbimiz ey kullar sizi yeryüzünün imarcıları kıldı. Niçin? Ta'murunaha orayı işte imar ediyorsunuz. Binalar yapıyorsunuz. kum Önce ahiretiniz için ve maaşikum sonra dünyanız için böyle evet. imar edeceksiniz. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz bakın İslam devletinin belki ilk tesis edilme süreçleri olarak değerlendirebileceğimiz Medine döneminde e, oranın başlangıcı olarak ne yaptı? İlk mescidi. Yaptı. Hemen yani. mescidi inşa etti ve mescit evet. üzerinden de daha sonra toplumu inşa etti. Evet. Onun için bir yerde bir mescit, bir yerde bir medrese demek sadece bir bina demek değildir. O bölgedeki etrafta bulunan insanların gönüllerini imanla ve Kur'anla inşa etmek demek. Evet. Çok önemli. Evet. Onun için biz yeryüzünü inşa ederken önce bir evimiz, barkımız olsun anlayışıyla hareket etmeyiz. Evet bu zarurettir. Doğrudur. Olacaktır. Rızık temini de olacaktır. Evet. Maişet de olacaktır. Her şey olacaktır. Ama önemli. önce dinimizi kurtaracağız. Önce neslimizi kurtaracağız. Evet. Zürriyetimizi kurtaracağız. Çocuklarımızı düşüneceğiz. Onun için bir cami ve mescit e, ...medrese bina etmek bu demek. Ben onu orada gördüm. Afrika'da da gördüm. Farklı kıtalarda da gördüm. Oradaki çocuklar, bölge etrafı... ...bakıyorsun. Gittiğinizde ne doğru... ...hele kırsala çıktığınız zaman... ...doğru evet. düzgün bir bina yok ortalıkta. Evet, maalesef. Hiçbir şey yok. O kadar imkansızlıklar içerisinde çocuklarını kızlı erkekli tabi ayrı yerlerde okuyorlar. Kızlar bayan hocalarda okuyorlar. Mahremiyet esasları gözetilerek aynı efendilerimizin usulü üzere öyle gördük. İşte şu anda da bak karşımızda bir Afrikalı kardeşimiz orada Kur'an eline evet. almış. Yine de yine Gile Konaklı diyorlar yani işte Efendi. Orada yani Kur'an Kur'an-ı Kerim okumaları, Aleyhissalatu vesselam efendimizin hadislerini ezberlemeleri. Biz oraya gittiğimizde evet. böyle merasim tarzı şeyler oldu. Evet. Orada dinledik yani. Baktım şimdi biri çıkıyor aşır okuyor. Evet. E biri çıkıyor orada hadis-i şerifler okuyor. Evet. E diğeri ne bileyim farklı beyitler okuyor. Salatlar okuyor. Salatü selamlar falan. Ya bunlar çok duygulandırıcı şeyler. İşte medresenin bir nesli inşa etmesinin evet. fotoğrafını görüyorsunuz orada. Aslında Abi, işte bu... Medrese buna yarar. Evet. Budur. E, dolayısıyla bunu ıskalamamak lazım. Yani niye efendi askerimiz? Sonrasında ne buyuruyor? Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi inşa edin. Şeriat gelmezse, ondan sonra Mahmudu Mesul tutun. Manasında bir sözü var. Yani bu kaçınılmaz olarak toplumu eğitmek, öğretmek, sevdirmek, Allah'ın hükümlerinin hikmetlerini onlara anlatmak suretiyle e, İslamı Cenab-ı Hak bize tekrardan ikram e, ve in'am edecektir, ihsan edecektir. İnşallah. Bu öyle hayali olan bir şey değil ya. Yani. Evet. Evet. Burada da onu işte o kıtalarda falan medresenin nasıl toplumu şekillendirdiğini görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim hocam. Bundan iki ay evvel kadar hı hı. Burkina Faso'ya gittik. İki ay da değil. İşte Ramazan sürecinde Burkina Faso'ya gittik. Burkina Faso'da çeşitli kariyeleri ziyaret ettik. Hı hı. İşte örnek köyleri ziyaret ettik. Medreseleri ziyaret ettik. Orada bir amcamız şöyle bir ifade kullandı sohbet ederken. Ya dedi buraya... İddef gelmeden önce hiçbir şey yoktu. Yani ben de gidip bölgeye baktığım zaman evet yani orası köyün birazcık daha böyle dışarısında kalan bir yer. Hiçbir şeyin olmadığı kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer gibi görünüyor. Bir kariyeye yakın ama direkt kariyenin içinde kalmıyor. Oraya bir su kuyusu inşa edilmiş. Su kuyusundan sonra bir mescid inşa edilmiş. Bir medrese inşa edilmiş. Oradaki abimiz şunu söyledi. Ya İDDEF buraya geldikten sonra burası canlandı, pazar kurulmaya başlandı, yol geçmeye başladı ve hepsinden öte buradaki medresede verilen eğitimin kalitesinden bölgedeki gayrimüslimler dahi etkilendi ve çocuklarını hmm. bu medreseye göndermeye başladı. Hmm. Ve daha sonra insanlar kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlar. Yani bu gerçekten... İşte ben... Sadece Müslüman evet. olanların ibadetlerini veya itikatlarını muhafaza etmesi değil olmayanların da evet. bir iznillah İslam'a girmesi, ısınmasına vesile olan, olan inşallah. Inşa, evet. İnşallah bu çalışmalar Afrika'nın ve dünyanın manevi kalkınması adına çok büyük faydalar getirecek inşallah Amin. hocam. Bu duamızı da etmiş olalım. Peki hocam, e, İdefin medreselerinde eğitim gören talebeler ilmi faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da hayata hazırlanıyorlar. Bu noktada nasıl bir yol izleniyor? Siz nelere şahit oldunuz? Mesela işte bazı bölgelerde belki dikkatinizi çeken hususlar vardır. Bu noktada da izlenimlerinizi almak isteriz sizden. Evet. Yani şimdi orada gördüğümüz tabii bir fiil biz biraz daha eğitimcilik tarafından Hı. meseleye baktığımız için bu kardeşlerimizin sadece işte Kur'an-ı Kerim öğrendiler, Elif Bağ'dan başladılar akaitten şunu okuyorlar. Bunu okuyorlar tarzında şeyler değil de normal sosyal hayatlarıyla alakalı olan hususlarla da ilgileniliyor, yardımcı olunuyor. Bunu görmüş olduk. Yani belli örnek kardeşlerimiz gösterildi mesela. Ee, oradaki sistemde işte eğitim sisteminde okumuşlar, yetişmişler. Ondan sonra sosyal hayatta ne vazife alacaklar, nereye gidecekler, hedefleri neler? Hı hı. E, ne gibi işler yapmak istiyorlar. Bununla alakalı da diyelim bizim oradaki hocalarımızın yapabileceği durumlar, iddefin orada neyi üstlenip üstlenemeyeceği ile alakalı hususlar, e, bütün bunlar müzakere ediliyor olarak gördük. E, evet. Böyle bir e, durumun olması da tabii şu açıdan önemlidir. Yani bir insanı kazanmak demek sadece evet ona ilim öğretmek çok önemli bir şey. Evet. Yani bir insana bir ilim öğrettiğiniz zaman da hani El Hadayikul Verdiye'de ifade edilir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Herat Kalesi'nin dibinde diyor bir ayakkabı tamircisinden bir kelime öğrendim. O saatten sonra ne zaman ki onunla yan yana yürüsem ben bir iki adım geriden giderdim diyor. Ne kadar ibretlik. Yani ilim hakkının insan üzerinde ne kadar büyük bir şey olduğunu gösteren bir evet, şey. Yani herkes. bir insan size bir şey öğrettiyse hani men allemeni harfen fakat sayyarani abden diye Hazreti Ali'den nakledilir i̇şte kim bana bir harf öğrenirse beni 40 yıl köle edinmiştir veya köle edinmiştir. tarzında sözü var. Bu aslında yani ilim ilim, ilim hakkının ne kadar önemli olduğunu gösterenmiş. Şimdi evet. bu çocuklara zaten bu çatı altında bir ilim veriliyor. Ama bir de bunun artı olarak bu çocuğun evlenmesiyle bir ilgilenmek, ona yardımcı olmak. Ne bileyim filan iş yapacaktır filan yerde hoca olacaktır. Evet. Onu deruhte etmek o konuyla alakalı yol işte göstermek. zeminini göstermek, yol göstermek, evet. maddi manevi anlamda biz seni düşünüyoruz. Bak sen bizim ürünümüzsün, mahsulümüzsün, kıymetlimizsin diyerek böyle bir değer vermek o çocuğun istikametini de Allah'ın izniyle tabii evet. teminat altına almak anlamına gelir. Evet. 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 Buna Efendi Hazretlerimiz de Kaddesallahu Sirrahu hayatı boyunca hayatını incelediğimizde yapmış. Evet. Yani her zaman anlatırız değil mi? Camide ders okuttuğu zamanlarda işte birisi geliyor ders halkasını terk edecek. Benim maddi sıkıntılarım var diyor. Ben daha fazla ilerleyemeyeceğim deyince Efendi Asterimiz gidiyor. Hacı annemizin o zamanlarda düğünden işte kalma olan biriktirme altınlarını alıyor. Geliyor o talebesine veriyor. Diyor ki al bunları ama derslere devam et diyor. Şimdi bu gözlerimizi yaşartan bir şey. Evet. Ama bu hem davası adına... Bir gayret sarf etmektir, ilme kıymet vermektir. Evet. Hem de davası için bir insanı artık kendine bende etmektir. Bende. Davası için tabirini evet. Evet. unutmamak, unutmamak lazım. lazım. İşte bu maksatla ben bunların yapıldığını da müşahede ettim. Birçok bir bir bölgede hocam medreselerden mezun olan talebeler, şimdi seviye seviye bu iddefte, eee ilkokul düzeyinde diyelim ki medreselerden mezun olanlar ortaokul düzeyindeki başka bir bölgeye yatılı olarak intikal evet. ediyor. Orada da bitirenler ihtisas merkezlerine, belirli Afrika'da belirli ülkelerde bulunan ihtisas merkezlerine devam ediyorlar. Oradan da mezun olanlar kendi bölgelerinde ya vazife alıyorlar, medrese açmış oluyorlar. Ya da İDDEF'in vazifelendirdiği bir başka bölgede hocalık vazifelerine devam ediyorlar. Aslında söylediğiniz gibi bu mesele sürdürülebilir olduğu zaman çok evet. büyük katkılar sunuyor. Biz de bunlara şahit olduk. Elhamdülillah bu inşallah bu çalışmaların vesilesiyle de i̇nşallah. Afrika'da çok daha güzel işler başarılır. Bütün dünyanın inşallah manevi kalkınmasına... Rabbim o bölgelerde olur. faaliyet gösteren bütün kardeşlerimizden, bütün ehli sünnet ve cemaat oluşumlardan razı olsun. Amin. Çalışmalarında muvaffakiyetler ihsan eylesin amin. diye dua edelim. Gerçekten amin. büyük bir iş ülkemizin dışına gayret ediyorlar. bu şekilde faaliyetler götürüyorlar. Amin. Rabbim hem İddef'in faaliyetlerini hem de o kardeşlerimizin faaliyetlerini muvaffakiyette sonuçlandırsın. Amin. Amin hocam. Programımızın sonuna geldik. Tekrar evet. çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Kısa faydalı bir hasbihal olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah programın devamını da bekliyoruz. İnşallah Başka konularla sizleri burada ağırlamak isteriz İnşallah, hocam. İnşallah memnun oluruz. Çok sağ olun. Sizden Kıymetli sağ olun. izleyicilerimiz sağ olun. programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisanet ettiyse Kafoğlu'na Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.